Sevgili öğrenciler, bu dersimizde çevre problemleri çözeceğiz. Bir Fen Matematik 6. fasikül ev çalışmalarından sayfa 9 ve 10. Sayfaları çözelim. Birinci problemimiz, uzun kenarı kısa kenarının iki katından 7 fazla olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin çevresi 152 cm olduğuna göre uzun kenarı kaç cm'dir? Dikdörtgenimizi çizdiğimizde uzun kenar iki kat olduğu için iki kutu ile gösteriyoruz. Artı 7 fazlalığı var. Bu uzun kenarın karşı uzun kenarında da iki kutu artı 7 fazlalığımız var. Kısa kenarımız bir kutu, onun karşısındaki kısa kenar da bir kutu. Kutularımızı topladığımızda 2 burada, 2 burada 4, 1 burada, 1 burada 6. Fazlalıklarımızda 7 bir uzun kenarımızda, 7 de öbür uzun kenarımızda 14 cm'de fazlalığımız var. Önce bu fazlalığımızı çevre uzunluğumuzdan çıkarmamız gerekir ki kutularımız eşitlensin. 152'den 14'ü çıkardığımızda çocuklar 138 cm kalır. Yani 6 kutumuz 138 cm'ye eşitmiş. 138 cm'yi 6'ya böldüğümüzde 23 çıkar bir kutumuz, yani kısa kenarımız. Uzun kenarı hesaplamamız artık kolay. Uzun kenar neydi? Kısa kenarın 2 katından, yani 2 çarpı 23, 7 fazlaydı. 2 çarpı 23 artı 7 eşittir. Hesapladığımızda 53 cm olarak uzun kenarımızı ne yapıyoruz? Buluyoruz çocuklar. 2'ye bakalım. Yukarıdaki dikdörtgenlerin kısa kenarları 6, uzun kenarları da 18 santim. Birbirine eş iki dikdörtgen var. Bunların kesişimlerinden oluşan küçük bir mavi boyalı dikdörtgenin ise kısa kenarı 3 santim, uzun kenarı 6 santimmiş. Tüm şeklin çevresini soruyor. F noktasından başlarsak çocuklar, ya da A noktasından başlayalım. 18, 3, 12, 6, 18, 3, 12 ve 6 santim olarak başladığımız yere geldik. Topladığımızda 78 santimetre olarak sonuç buluyoruz çocuklar. Yandaki şekilde KLMN karesi ile KPN eşkenar üçgeni verilmiştir. Karenin çevre uzunluğu 60 cm ise taralı şeklin çevre uzunluğunu bulalım. Kare olduğu için 60 ise bir kenarını bulmak için 60'ı 4'e böleceğiz çocuklar. 60'ı 4'e böldük. Karenin bir kenarı 15. Karenin bir kenarı 15 ise KPN de eşkenar üçgense KPN'nin tabanı da ne olacaktır? 15. Diğer kenarları da 15 ve 15 olacaktır. Çünkü eşkenar üçgenin bütün kenarları eşittir. Taralı şeklin çevresine bakalım. 15, 15, 2, 15, 3, 15, 4, 15, 5. 5 tane 15 eşittir 75 olarak ne yapıyoruz? Bulmuş oluyoruz çocuklar. 4'e bakalım. Sokağın paralel olan her iki kenarına 10'ar metre aralıklarla toplam 20 adet ağaç dikiliyor. Başta ve sonda ağaç olduğuna göre sokağın uzunluğu kaç santimetredir? Sokağımızın, bakın çocuklar, başta ve sonda ağaç olduğu için ne olur? Toplam 20 adet ağaç, 10 ağaç, 10 ağaç da böyle olur. 10'ar metre aralıklarla sayalım. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 metre olur çocuklar. Çünkü 10'ar metre aralıklarla dikildiği için 20 adet ağaç, 90 metre eşittir de 9000 santimetre olacaktır çocuklar. Devam edelim. Şekildeki PRST karesinin çevre uzunluğu 48 santim, taralı bölgenin çevresi ise 64 santimetredir. Buna göre taralı olmayan bölgenin çevre uzunluğunu bulacağız. Şimdi önce karenin bir kenarını buluyoruz, 12 santimetre. Taralı bölgenin çevresini bulalım, 12. Şimdi bu taralı bölgenin 3 kenarı 12, 12,
ve 12. Artı şu kıvrımlı kısım var. 12, 12, 12, 36 santim eder. Artı kıvrımlı kenar. Şimdi tam karenin çevresinden, yani 64'ten 36'yı çıkarırsak geriye ne kalır? Kıvrımlı kenar kalır. 64'ten 36'yı çıkardığımızda kıvrımlı kenar neymiş? 28 santimetreymiş. Şimdi taralı olmayan bölgenin çevresini soruyor. Taralı olmayan bölgenin çevresinde şu kenar var. Zaten 12 idi. Kıvrımlı kenarı da ona ekleyeceğiz. Kıvrımlı kenarı da 28 bulduk. 12, 28 daha 40 santimetre olarak beyaz bölgenin çevresini ne yapmış olduk? Hesaplamış olduk çocuklar. Devam edelim. Birbirine eş 3 dikdörtgen şekildeki gibi yan yana getirilerek birleştiriliyor. Oluşan yeni şeklin çevresini soruyor. Şimdi bu 3 dikdörtgeni ne yaptık? Birleştirdik. Kısa kenar 10 santimdi yazdık. Uzun kenar 18 yazdık. Birleştirdiğimiz dikdörtgenin uzun kenarını yazdık 18. Üçüncüsünün uzun kenarını yazdık 18 ve kısa kenar 10. Aynı şekilde bu 18'lerin karşısında da yine 18, 18, 18 var çocuklar. Evet, şimdi burada 2 tane 10 var. 10 çarpı 2. Ondan sonra 2 tane de 18, 18, 18 var. Şurayı toplayalım. 3 tane 18, 54 yapar. Burada da 3 tane 18 var, yani 54 var. 54 çarpı 2, 10 çarpı 2 ve 54 çarpı 2'yi hesaplayıp topladığımızda sonuç 128 çıkmaktadır çocuklar. Bir başka matematik dersinde buluşmak üzere. Hoşça kalınız.